Merhaba gençler kanalıma hoş geldiniz. Soru çözümlerimize devam ediyoruz. Arkadaşlar fotosentezle ilgili bir soru var. Arkadaşlar fotosentezin sizi zorlayabilecek kısmı ile ilgili bu kemiozmoz dediğimiz bir olay var ya. Kemiozmoz hipotez, kemiozmoz yoluyla ATP sentezlenmesi kısmı var. Onunla ilgili bir soru çözeceğiz. Sınavda gelirse arkadaşlar başınıza iş açabilir. Bu kısmı bir halledelim. Kloroplast organında bulunan ATP sentaz enzimi ile ilgili diyor hangileri doğrudur? Şimdi arkadaşlar genel olarak biliyorsunuz fotosentez iki aşamada inceleniyor değil mi? Işıklı reaksiyonlar ve ışıktan bağımsız reaksiyonlar. Şöyle ufak da bir hatırlayalım arkadaşlar. Işıklı reaksiyonlar, ışığın doğrudan kullanıldığı reaksiyonlar demek istiyoruz ve ışığın doğrudan kullanılmadığı yani ışıktan bağımsız reaksiyonlar. Işıklı reaksiyonlar nerede oluyordu arkadaşlar? Granalarda oluyordu değil mi? Granalarda. Işıktan bağımsız reaksiyonlar stromada gerçekleşiyor idi. Fotosentez arkadaşlar formülü şu değil miydi? Karbondioksit artı su. Işık ve klorofil beraber. Işık ve klorofil. C6H12O6 artı oksijen değil mi? Fotosentezin genel formülü buydu. Formülü verilen arkadaşlar... Burada yerine yazalım. Bakın ışıklı reaksiyonlar. E niye bu isim verilmiş? Işık doğrudan kullanıldığı için. E, kim yakalıyor? Klorofil yakalıyor değil mi? Bakın demek ki klorofil burada görev alıyor. Klorofil arkadaşlar ETS de görev alıyor aynı zamanda. Demek ki ETS ışıkları da görev alıyor. Bakın ışığı kullandık. E, klorofil ışığı tuttu zaten. Su arkadaşlar nerede kullanılıyor? Işıklı reaksiyonları da kullanılıyor. Bakın su burada kullanılıyor. Hatırlarsanız sudaki oksijen atmosfere veriliyordu değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar oksijen burada üretiliyor o zaman. Bunu da yazdık. Bakın suyu kullandık. Oksijen ürettik. Gelene kaldı arkadaşlar karbondioksitin tutulması ve glikozun yani organik molekülün sentezlenmesi. Bu da arkadaşlar ışıktan bağımsız reaksiyonlarla oluyor. Karbondioksit tutuluyor ve glikoz işte veya diğer organik monomerler sentezleniyor diyebiliriz. Peki bu iki arasında arkadaşlar nasıl bir bağlantı var? Işıklı reaksiyonlarla ışıktan bağımsız reaksiyona nasıl bir bağlantı var? Bakın burada üretilen ATP ve NADPH'lar ışıktan bağımsız reaksiyonda da kullanılıyor. ATP arkadaşlar burada üretiyoruz ışıklı reaksiyonlarda ışıktan bağımsız reaksiyonu da harcıyoruz. Peki ATP burada kullanınca neye dönüşüyor? ADP ve fosfata dönüşerek tekrar ışık devrede kullanılıyor değil mi? ADP ve fosfata dönüşüyor. Başka NADPH kullanılıyor. Bakın NADP bakın P dikkat edin. Nadaş derseniz solunum olur. NADPH fotosentezde kullanılıyor arkadaşlar. NADPH ışıktan bağımsız evrede. Yani ışık üretiliyor. Işıktan bağımsız evrede tüketiliyor. NADP hidrojenleri yakaladığı ışıklı reaksiyonlarda indirgendi. Daha sonra ışıktan bağımsız reaksiyonlarda da hidrojenleri verip geni neye dönüşüyor? NADP'ye dönüşerek tekrar ışıklı reaksiyonlarda da kullanılıyor diyebiliriz. Yani geri geliyor. Arkadaşlar şunu bilseniz bile birçok fotosentez sorusunu çok rahatlıkla çözebilirsiniz. Işıktan bağımsız reaksiyonların diğer adı nedir arkadaşlar? Kalvin döngüsü değil mi? Veya karbon tutma reaksiyonları da diyoruz buradaki reaksiyonları. Peki kemiozmoz dediğimiz olay ne? ETS'de arkadaşlar elektron aktararak ATP sentezleniyor ya. İşte bu evrede nasıl ATP sentezlendiğini anlatan e, hipotez arkadaşı nedir? Kemiozmatik hipotez. Şimdi ondan bahsedeceğiz. Kloroplastin yapısına baktığımız zaman arkadaşlar kloroplastin yapısında bakın çift katlı zarı vardı hatırlarsanız. Çift katlı zarı var. Dış zar. Burası da arkadaşlar iç zar. Grana dediğimiz arkadaşlar üst üste böyle kesicikler var. Granalar. Bakın bunlar granalar. Granalar. Sıvı kısmın adı neydi arkadaşlar? Stroma değil mi? Stroma. Buradaki sıvı kısmına böyle isim. Kendi DNA'sı vardı, halkasal DNA'sı vardı. Kendi RNA'sı vardı, kendi ribozomu vardı. Kendi proteinini sentezleyebiliyordu. Kendini eşleyebiliyordu falan filan. Dedik ya granada gerçekleşiyor. ışıklı reaksiyonlar, bakın şunlar da gerçekleşiyor. Işıktan bağımsız reaksiyonlar ise arkadaşlar stroma da gerçekleşiyor. Yani buradaki sıvıda gerçekleşiyor. Bir şimdi arkadaşlar şuradaki grana'nın bir tanesini alacağız şöyle. Bunu büyüteceğiz tamam mı? Bakın şu grana'nın bir tanesini aldım şöyle. Büyüttüm. Şöyle. Bu zara biz ne diyoruz arkadaşlar? Buna tilakoid zar diyoruz. Tilakoid zar. Bakın ETS için zara ihtiyaç var. Peki ne oluyor burada? Bakın şu zar üzerinde ETS elemanlar var. Bunların bir tanesi arkadaşlar nedir? Fotosistem değil mi? Fotosistem. Zaten klorofil, bu fotosistemin içinde bulunuyor diyebiliriz. Bunlar ne arkadaşlar? ETS elemanlar. Bunların görevi arkadaşlar elektron taşımak, elektron taşıma sistemi. Bakın burada su kullanılıyor ya. Su arkadaşlar ne yapıyor? İyonlaşıyor. Bu olayı biz ne diyoruz? Fotoliz diyoruz. Neye ayrılıyor? Bakın protonlara, elektronlara ve oksijene ayrılıyor. Oksijen zaten arkadaşlar ne oluyor? Atmosfere veriliyor değil mi? Atmosfere veriliyor. Elektronlar arkadaşlar ETS elemanları tarafından ne oluyor? Taşınıyor, aktarılıyor. Elektronlar aktarılıyor. Elektronlar arkadaşlar kim yakalıyor en sonda? Arkadaşlar en sonda elektronlar NADP yakalıyor. Peki protonlar ne oluyor? Bakın arkadaşlar suyun iyonlaşmasıyla oluşan protonlar aynı zamanda arkadaşlar burası stroma'ya. Stroma'da bulunan protonlar bazı ETS elemanları tarafından nereye pompalanıyor? Tilakoid boşluğa pompalanıyor. Bakın şurada şu boşluğa ne diyoruz biz? Tilakoid boşluk diyoruz. Tilakoid boşluk. Buraya pompalan arkadaşlar bu protonlar burada biriktiriliyor. Biriktiriliyor, biriktiriliyor, biriktiriliyor. Potansiyel arkadaşlar bir güç oluşturuluyor. Bunu şeye benzetiyor bazı bir adamlar. Hani barajın önüne böyle bir set yaparsın, arkada suyu biriktirirsin ya potansiyel bir güç oluşuyor. Dikkat edin. ETS elemanları, protonlar nereden nereye pompalıyor dedik. Stromadan boşluğa. Peki bu protonlar arkadaşlar stromaya nasıl geliyor? Bakın işte burada bulunan enzim. Soruda bize sorulan nedir bu? ATP sentaz enzimi. ATP sentaz enzimi. ATP sentaz ne yapıyor arkadaşlar? Tilakoid boşluktaki protonlar sadece ATP sentaz üzerinden e, stromaya dönebiliyor. Bu esnada arkadaşlar e, potansiyel bir güç oluşturulmuş ya işte değmene benzetebilirsiniz bunu. Değmenin çarkı dönüyor. Derken arkadaşlar ATP sentez üzerinden protonlar e, stromaya dönerken ADP artı fosfatta ne sentezleniyor? ATP sentezleniyor. İşte arkadaşlar bu olaya biz ne diyoruz? Kemiozmatik hipotez diyoruz. Aynı şekilde arkadaşlar sonunda da e, ATP sentezi falan bu şekilde açıklanıyor. Burada neyi bileceksiniz? Protonlar arkadaşlar hareketinin nereden nereye doğru olduğu ve bunların kimin yaptığı. Bakın dikkat edin stromadaki protonlar tilakoid boşluğa kimler tarafından pompalanıyor? ETS elemanları tarafından pompalanıyor. Bakın ATP sentaz bir ETS elemanı değil. ATP sentez ne yapıyor? Tilakoid boşluktaki protonları e, stromaya ne yapıyor? Gönderiyor ve bu esnada ATP sentezleniyor diyoruz. Peki bu dönem protonlar nereye gidiyorlar? İşte elektronları da almış NADP değil mi? Elektronları almış protonları da alıyor ve zaten ne oluşuyor? NADPH oluşuyor diyoruz. İşte bu olayda sentezlenen ATP'nin yöntemini biz ne diyoruz? Fotofosfolasyon diyoruz. Şimdi sorumuza bakalım. Bize neyi soruyor? ATP sentaz enzimi diyor ile ilgili hangileri doğrudur? Fotofosfolasyon olayında görev alıyor. Burada sentezlenen ATP fotofosforasyon üretilmiş oluyor ve bu esnada görev alıyor. Evet bunu söyledik. Bakın dikkat edin hidrojen iyonlarını, protonları stroma sıvısından diyor tilakoid boşluğa taşır. Bunu kimler yapıyor arkadaşlar? ETS elemanları yapıyor bunu. ATP sentez enzimi yapmıyor. ATP sentez enzimi nereden nereye protonları taşıyor? Tilakoid boşluktan stromaya değil mi? Tam tersin demesi lazım. Bakın stromadan tilakoid boşluğa demiş. Bu ne oldu? Yanlış oldu. Tilakoid zara gömülü olarak bulunur. Evet bakın tilakoid zarda zaten gömülmüş olarak bulunuyor. Cevabımız ne oldu arkadaşlar? Ceyhan olmuş oldu. Arkadaşlar kanalda fotosentezle ilgili güzel bir videomuz var. Eğer konu anlatımında sıkıntınız varsa ben linki paylaşayım. Oradan arkadaşlar fotosentezi bir de benden dinleyin. Dediğim gibi burası e, çıkabilecek. Çıktığı zaman da arkadaşlar birçok öğrenciye sorun olabilecek bir bölümdür. İncelikler var, ayrıntılar var. Bunları bilmenizde fayda olduğunu düşünüyorum. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.